Enbursa.com'dan merhaba. Enkafe ile karşınızdayız. Malum korona günlerinde hem bir yandan uzaktan çalışmaya ve evde kalmaya devam ediyoruz. Hem de kendi iştigal alanlarımızda üretime devam ediyoruz. İşte bu da onlardan biri. Bir canlı yayınla karşınızdayız. Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Doktor Mustafa Eskin bugünkü canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Milletvekili. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle sizin iki yönünüz var. Yani bir sadece siyasetçi olarak bu yayında değilsiniz. Aynı zamanda bir hekim olarak da bu yayındasınız. Dolayısıyla bu koronavirüs salgınının hem tıbbi yönüyle, sağlık yönüyle sizinle konuşabiliriz. Hem de toplumsal ekonomik boyutlarıyla sizinle konuşabiliriz. Öncelikle ben hekim yönünüzle yanıtlayacağınız sorular yöneltmek isterim size. 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de dünyada etkili olan bu salgının bir parçası haline geldi. O günden bugüne tıbbi anlamda yani koronavirüs salgını pandemisi anlamında Türkiye'nin durumunu, geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Salgının biz hangi aşamasındayız, neresindeyiz, bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Öncelikle Bursalı hemşehrilerime ve sizlere iyi günler diliyorum. Cuma saati, hayırlı cumalar diliyorum. Gerçekten dünyanın 100 yılda bir karşılaşacağı bir pandemi ismi verilen bir dünya salgınıyla karşı karşıyayız. Bu aslında sadece bir tıbbi sorun değil. Aynı zamanda sadece bir sağlık sorunu değil. Bir mediko-sosyal bir problem haline geldi ve elbette ki bir gün bu salgın bitecek ve bittikten sonra aslında dünya sistematiği yani yeni bir dünyaya uyanmış olacağız. Ve hem kişisel anlamda hem toplumsal anlamda hem de ülkelerin siyaseti noktasında yeni gelişmelere yol açacağını ben inanıyorum. Yani bu gerçekten çok farklı, öngörülebilir olmayan ama elbette ki yüzyılda bir de olsa dünyanın başına gelen çok önemli bir problem, sorun. Aslında Çin'de başlamıştı Aralık ayının son günlerinde. Daha sonrasında Avrupa'ya yayıldı. Türkiye tabii aldığı önlemlerle Türkiye'ye bu virüsün girişini geciktirdi ama kaçınılmazdı ve bu anlamda biz de bu sorunla karşı karşıya kaldık. Yaklaşık bir aya yakın bir süredir bu sorunla hem toplumsal anlamda hem devletimiz, hükümetimiz çok ciddi önlemlerle mücadele etme gayreti içerisinde. Yani gerçekten önemli bir sorun, toplumsal birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıkartılarak aşabileceğimiz bir sorun. Bunun da çabası içerisindeyiz. Bu anlamda tabii bu merkez üssü diyeyim ben salgını. Çin'den aslında Avrupa'ya kaymıştı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bakın son veriler 455 bin vakanın Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu bize söylüyor. 16 bin kayıpları var. İspanya'da 152 bin vaka sayısı, 15 bin kaybı var. İtalya'nın 143 bin kaybı var, vakası var, 18 bin kaybı var. Fransa'nın 117 bin vakası, 12 bin kaybı var. İngiltere'nin 61 bin vakaya 8 bin kaybı var. Almanya'da 115 bin vakaya 2500 kayıp var. Türkiye'de de şu an itibariyle 42 bin vaka ve 908 kayıp ne yazık ki söz konusu. Burada tabii küçük küçük bazı değerlendirmeler müsaade ederseniz yapmak isterim. Türkiye bu sürece gecikmeli olarak yani kaçınılmaz bir süreç olarak ortaya konduğu ilk günden itibaren alması gereken bütün önlemleri aldı. Sınır kapılarını kapattı, uçuşları yasakladı ve tamamen bu anlamda işte yurt dışından gelenlere karantina uygulamalarıyla belli yaş gruplarında sokağa çıkma yasaklarıyla işte büyük şehirler arasında tamamen ulaşım ortadan ulaşıma kapatmasıyla aslında çok önemli önlemleri aldı. Bu anlamda sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işte kamu görevlilerimizle ve bütün toplumumuzda büyük bir mücadele veriyoruz.
aslında gripten 10 kat daha öldürücü ve çok kolay bulaşan ve çok iyi de tanımadığımız bir enfeksiyon etkeniyle yani mutasyon geçirmiş bir koronavirüs ailesinden COVID-19 adını verdiğimiz bir viral etkenle karşı karşıyayız. Evet, bizim süreci daha işte Çin'den, Avrupa'dan daha gecikmeli olarak yaşamamızın bir takım avantajları var. Almamız gereken önlemler noktasında. Bu çerçevede gerçekten ama bilmediğimiz de çok şey var. İşte bu salgının henüz Türkiye'de ve Bursa'da pik düzeyi söz konusu olmadı. Ama işte vaka artışı belli bir düzeyde devam ediyor. Kayıplarımız her geçen gün yine belli bir düzeyde devam ediyor. Ama şu vurguyu hemen yapmak isterim. Yani çok genel değerlendirmeler yapmak için henüz erken ama yoğun bakımdaki hasta sayımızın yani bu anlamda yani günlük olarak artışlarının sınırlı olduğunu söylemek durumundayız. Bu son derece önemli bir tespit. Test sayımız oldukça arttı. 276 binlere ulaştık. Bursa'yla da ilgili hemen bir paragraf açalım. Bursa, yani Türkiye işte az önce verdiğim ülkelerle vaka ve ölüm oranları noktasında hem sayısal hem de orantısal olarak yani görece iyi bir durumdayız şu an itibarıyla. Bursa'da Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığında şu an 1110 vakamız var Bursa'da. 26 kaybımız var. Yani biz bu noktada işte İstanbul'a da çok yakın bir şehir olmakla birlikte sürecin yönetiminde gerek Sayın Valimiz, gerek İl Sağlık Müdürümüzle çok büyük bir çaba harcıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çok özverili, çok önemli, çok büyük çabaları var. Ve bu çerçevede gerçekten hani şu vurguyla cümlemi tamamlamış olayım. Yani burada vaka sayısı kaçınılmaz olarak artacak. İşte Almanya örneği çok sık veriliyor. Verilerde de zaten bu açık ve net bir şekilde görülüyor. İşte bu hastaları belli bir hastanede, bir depoda işte tutup işte biz bundan kaçınmış olmak gibi bir durumla karşı karşıya değiliz. Biz yani bununla yüzleştik. Vaka sayılarımız da artacak. Ama son yıllarda yapmış olduğumuz işte sağlık sistemimizdeki yatırımların ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yoğun bakım yatak sayımızın dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu, dünyada 100 bin kişiye 40'ın üzerinde yoğun bakım yatağıyla önemli bir konumda olduğumuzu ifade etmek durumundayız. Ve bütün bunlarla birlikte biz evet hastalarımız sayısı artabilir, vakalarımızı hastaneye yatırabiliriz, yoğun bakımda vakalarımız da olabilir. Ama biz nitelikli bir sağlık hizmeti hastalarımıza vererek, onları şifa ile evlerine, sevdiklerine kavuşturarak bu süreçten çıkmak mecburiyetindeyiz. Bunun için de hem yoğun bakım, yani sadece sayılar değil, hem yoğun bakım imkanlarımız, hem hastane koşullarımız, fiziki mekanlarımız, bunların hepsinin ayrı ayrı önemi var. Ve bu çerçevede yoğun bir çaba içerisindeyiz. Sayın Eskin, Bursa ile ilgili önemli bir veriyi paylaşmış oldunuz. 1110 vaka sayısı, 26'da maalesef can kaybı. Bunu biraz açmak isterim. Öncelikle bu rakam hangi tarihlidir? Yani sanıyorum en güncel rakam bu Bursa'ya ilişkin. Doğru mudur? Evet, bu akşam zaten Sağlık Bakanımız yani açıklama yapacak. Sanırım Bursa haritasını da göstereceğini tahmin ediyorum. Evet. Tabii Bursalıların ve bizlerin de yani Bursa'da görev yapan gazeteciler olarak en çok merak ettiğimiz konu buydu. Yani tabii biraz belki sıralamada altta kalıyor olmanın getirdiği bir sonuçtu. Genelde ilk 5 ve ilk 10 paylaşıldı ama iller sıralamasında sizin bilginiz dahilinde midir? Bursa kaçıncı sıradadır bu verilerle acaba? Esat Bey, bu dikkat ederseniz yani biz her veriyi paylaşmıyoruz. Paylaşmamız gereken veriyi de paylaşıyoruz. Burada bizim kıstasımız şu. Yani burada sürecin daha içerisindeyiz. Pik noktasına ne Bursa'da ne Türkiye'de ulaşmış değiliz. Bu tip değerlendirmeler, sıralamalar yani eğer bizim toplumsal pratiğimize bir katkısı olacaksa, bir fikir verecekse, bu anlamda bizim bazı alacağımız tedbirleri daha anlamlı hale getirecekse elbette ki bunları paylaşıyoruz. Ama inanın ki bu paylaşımda Sağlık Bakanımızın yani
bilgisi çerçevesinde bunları yapmak durumundayız. Çünkü bakın ben iktidar partisinin tek yakın milletvekiliyim. Ama bu süreç tabii farklı bir süreç. Burada tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda bir infaz yasası ile ilgili bir sürecimiz var. Sağlıkta şiddetle ilgili yasa teklifimizi önceki gün verdik. Ve ben de bu süreçlerin içerisindeyim. Ancak burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sağlık Bakanımızın bu noktadaki sevki idaresi, bilim kurulumuzun süreç yönetimindeki işte önerileri, illerde de valilerimiz ve sağlık müdürlerimizin koordinasyonunda bu süreci devam ettiriyoruz. Ben Bursalı hemşirelerime şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye bu virüsün girişini geciktirdiğimiz gibi Bursa'da bu noktada hem veriler Türkiye ortalamasının hem eks oranlarımız Türkiye ortalamasının altında hem vaka sayımız altında test sayısını da hızla arttırdığımız yani Türkiye ortalaması test konusunda da Türkiye ortalamasının altında değiliz Bursa olarak. Biz burada önemli bir mücadele veriyoruz. Ben burada tabii sağlık çalışanlarımıza ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Gerçekten nasıl ki şu an cepheler gerçekten hastaneler ve burada büyük bir risk alarak önemli bir mücadele veriyorlar. Ben bütün hekimlere, meslektaşlarıma, sağlık çalışanlarımıza Bursa'da ve Türkiye'nin her yerinde verdikleri mücadeleden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bütün kamu görevlilerimiz, bugün tabii işte polisimizin de emniyet teşkilatımızın da 175. kuruluş yıl dönemi. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. İşte ben Ankara, Bursa arasında sürekli gidip geliyorum. Yollarda tabii büyük şehirlerin arasında ulaşım söz konusu değil. Çok büyük bir özveriyle onlar da çok büyük bir gayret gösteriyorlar. Bütün kamu görevlilerimiz görevlerinin başındalar. Hepsine şükranlarımızı arz ediyoruz. Toplumumuzda önemli bir bilinç düzeyi oluştu. Gerçekten bu hep birlikte aşabileceğimiz bu sorun. Yani bu işin siyaseti de yok, partisi de yok. Yani şu an farklı görüşlerimiz olabilir, eksiklerimiz de olabilir. Ama hep birlikte yönetmemiz gereken, katkı sağlamamız gereken bir süreçten bahsediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Şu an yani polemiklerin zamanı değil. Bu çerçevede hemen sağlıkçılarımızla ilgili bir iki cümle kurarak yani bu bahsi de kapatmak istiyorum. Şimdi tabii sağlık çalışanlarımız bu anlamda son derece özverili bir çalışma ortaya koyuyorlar. Toplumsal olarak büyük bir destek var halkımızın da. İşte onları alkışladık. Bu sadece alkış yetmez elbette ki ama inanın morale de hepimizin ihtiyacı var. Bu anlamda yani bu toplumsal sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin arkasında toplumsal duruşun son derece kıymetli olduğunu ben düşünüyorum. Bu anlamda işte Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı pakette işte döner sermayenin tavandan verilmesiyle ilgili özellikle COVID ile mücadelede ön saftaki sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimizle ilgili yani anlamlı, sembolik de olsa anlamı olan bir takım adımlar attık. Sağlıkta şiddetle ilgili tabii daha önce de 2013 ve 2018'de de sağlıkta şiddet eylem planı ve sağlık çalışanını koruma planı adı altında bir takım uygulamaları hayata geçirmiştik. Sağlık sistemimiz içerisinde hizmeti verenle hizmeti alan arasında yani güven ortamı içerisinde bu işin sürdürülebilir olması son derece önemli. Hekimler bu milletin evlatları, sağlık çalışanları bu milletin evlatları ve halkımızda ben de uzun yıllar hekimlik yapmış birisi olarak yani önce Allah sonra sen derler. Bu güven ilişkimiz son derece önemli. Bunları sadece kanunlarla koruyamayız. Ama inanın bir ambulansın önünün kesilip şehir magandaları tarafından oradaki sadece görevini yapmak isteyen sağlık personelinin taciz edilmesi, ambulansın camlarının kırılması. Yani bunlar hepimizin toplumsal vicdanını yaralayan şeyler. Bunları da görmek istemiyoruz. Yani bu çerçevede sağlıkta şiddet yasa tasarısını hazırladık. Bu hafta olmasa önümüzdeki hafta içerisinde bunu çıkartıyoruz. Cezaları daha önce bir miktar arttırmıştık. Biraz daha %50 oranında cezaları arttırıyoruz. Hiçbir şekilde paraya dönüştürülemeyen ve hemen
işte uygulamaya geçen cezalar şeklinde ve daha başka sağlık çalışanlarımızı daha güvende hissedecek. Yani bu kendini bilmezlerin diye ifade edeyim. Bu anlamda yasal olarak yani sınırlandıracak bir takım düzenlemeleri de yaptığımızı ve bu süreçlerinde içinde olan bir hekim milletvekili olduğumu burada paylaşmak istiyorum. Bu arada tabii Bursa'da çok özür dilerim. Tabii sağlık çalışanlarımız evlerine gitmekten imtina ediyorlar. Bu noktada çok sayıda kamu, iyi düzeyde olan kamu misafirhanesi ve yine Bursa'da bu dayanışmayı da gördük. Çok sayıda otel sahibi kapılarını açtı. Valiliğimiz ve Sağlık Müdürlüğümüz onun organizasyonunu gerçekleştirdi. Onların konaklamaları, transferleri, işte kahvaltıları, yemeklerine kadar böyle büyük bir organizasyonu da Bursa'da gerçekleştirdik. Ben bu noktada katkı sağlayan herkesten, yani herkesten çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu büyük ve önemli dayanışmayı ortaya koydular. Sayın Eskin, şunu da sormak isterim. Ben çok net anladım yani neden takım rakamlar çok açıklıkla verilmiyor ya da verilmek istenmiyor. Bursa ile ilgili en net rakamsal veriyi sizden almış olduk. Şu konuda da bir analiz ya da bir değerlendirme, istatistiki bir veri var mıdır elinizde bilemiyorum. Ne söylersiniz? Bursa büyük bir coğrafya malum. Nüfusu da 3 milyonu geçmiş durumda. 17 ilçemiz var, bir bütün şehir. İlçe bazlı rakamlar var mıdır elinizde bilmiyorum. Belki varsa da vermeyebilirsiniz. Onu da anlayabilirim. Ama en azından ben şunu merak ediyorum. Bu vaka dağılımı Bursa'da ilçe bazlı baktığımız zaman nüfusa orantılı mı gitmektedir? Yoksa hiç ummadığımız farklı bir veri var mıdır? Yani aslında o ilçede bu kadar vaka beklenmez ama orada ilginç bir şekilde bir sayı fazladır gibi farklı bir durum söz konusu mu? Yani Türkiye geneline baktığımız zaman böyle şeylerle karşılaştık. Hani iller bazında değerlendirildiğinde. Şöyle söyleyeyim. Yani bu anlamda nüfus oranımıza göre kabaca orantısal gittiğini hemen söyleyelim. Bu noktada zaten çok sıkıntılı bir durum olursa karantina uygulaması zaten sokaklar, işte mahalleler bazında bunlar Türkiye'de birçok yerde uygulanabiliyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Ama yani bundan sonra söz konusu olmayacak diye bir şey söylemek çok kolay değil. Bundan sonrasında aslında aldığımız önlemlerle birlikte, uygulamalarla birlikte toplumumuzun duyarlılığı belirleyecektir. Çünkü biz şu an biliyoruz, yani birçok şeyi bilmesek de bu virüsle ilgili, yani çok hızlı bulaşan ve influenza, grip, işte mikrobundan, virüsünden 10 kat daha öldürücü bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Onun için bu işin şakası yok. Tedbirlere çok ciddi devam etmemiz gerekiyor. Nisan ayını bu şekilde geçireceğiz. Pik düzeyine ne zaman ulaşacağımızla ilgili bir takım yorumlar var ama tabii hiçbir şey bu anlamda kesin değil. Ama vakalarımız bir süre daha artacak. Ondan sonra da pik düzeyine ulaştıktan sonra azalmaya başlayacak. Az önce söylediğim gibi yani Türkiye'deki yoğun bakım entübe edilen hasta sayılarının dramatik artışı içerisinde olmaması bizim bu süreci yönetilebilir bir konumda sürdürdüğümüzü göstermekte. Yani burada tabii sağlık sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun son derece kolay yayılan ve öldürücülük oranı yani grip, influenza mikrobundan çok daha fazla olan bir mikroorganizmayla, bir salgınla karşı karşıyayız. Burada sizin sisteminizi aşan bir vaka sayısıyla karşılaştığınızda, işte Avrupa'da bunu görüyoruz, bazı hastaların hastaneye kabul edilememe durumları söz konusu olduğunda gerçekten insanlık dramları yaşanıyor. Biz ülkemizde bunu yaşamak istemiyoruz. Bunun için de hem önlemlerimizi son derece net ve zamanında aldık, almaya devam ediyoruz. Bu noktada tabii halkımızın da burada duyarlılığı, bu tedbirlere son derece sık uyması önemli. Henüz aşıyı bulmadık.
bulmak için de ulusal anlamda da çok büyük bir çaba içerisindeyiz. Mutlaka bu yıl içerisinde bunun aşısını bulacağız. Çünkü önümüzdeki yıllarda da bu mikroorganizma yeni bir mutasyon geçirip yani etkisiz hale gelmezse yani yeni salgınlarla biz karşılaşabiliriz. Mutlaka bu aşıyı Türkiye'de de bu yıl içerisinde bulacak şekilde süreci yakından takip ediyoruz. Ama tabii bütün mesele bu süreci yönetebilir olmamız. Biz hastalarımızı iyi koşullarda tedavi edip evlerine Allah'ın bir emaneti olarak sevdiklerine kavuşturmak üzere bir çabamız var. Bütün sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımız bu anlamda çaba harcıyorlar. Onlar da önemli bir risk altındalar ama Allah hepsinden razı olsun. Şu an cuma saatindeyiz. Gerçekten meslektaşlarımın ve sağlık çalışanlarının bu anlamda vermiş olduğu bu kutlu mücadeleden dolayı onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Ve ben bu anlamda halkımıza da sesleniyorum. Yani onlar nasıl sizin Allah'ın bir emaneti olarak sevdiklerinizi tekrar iyileştirmek ve size teslim etmek üzere alıyorlarsa, siz de sağlık çalışanlarımızı ve hekimlerimizi yine bu milletin evlatları olarak evet bu zorlu süreçte bağrınıza bastınız. Bundan sonra da aynı şekilde bağrınıza basınız. Onların çalışmalarına yardımcı olunuz diye onlara seslenmek istiyorum. Merak ettiğim bir nokta Sayın Eskin, bir hekim olarak bunun yanıtını verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir pik noktadan söz ediyoruz. Biz bunu noktaya ulaşıldığını nasıl anlayacağız? Can kaybı sayısının belli bir günden sonra azalmaya başlamasıyla mı? Yoksa yoğun bakımdaki hasta sayısının belli bir düzeye çıkıp daha sonra azalmaya başlamasıyla mı? Buradaki ölçüt nedir acaba? Buradaki ölçüt şu. Aslında az önce ben onu ifade etmeye çalıştım. Sizin burada yoğun bakımdaki takip ettiğiniz hastaların vaka sayınız bir artış oranı içerisinde yükselişteyken işte belli bir stabilitede kalırsa yoğun bakımda takip ettiğiniz hastaların oranı ve işte ölüm oranları ülkeden ülkeye o kadar farklı ki Türkiye bu noktada da şu ana kadar iyi bir sınav verdi. Rakamlar da bunu gösteriyor. Bu iki faktör yani ölüm oranları, mortalite hızı ve yoğun bakımda entübe özellikle hasta sayısının artış oranı sizin sağlık sisteminizin yani ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesi ve bu süreci yönetebildiğinizin bir işareti. Vaka sayıları burada sizin sorunuza cevaben söylüyorum. Burada vaka sayılarının artış oranı eğer ki belli bir artış düzeyinde olmazsa yani işte vakalar yani test sayınızın artmasına rağmen günden güne karşılaştığınız, tespit ettiğiniz vaka sayısı belli bir plato düzeyine ulaştığı anda siz bu peak düzeyini yakaladığınızın bir ifadesidir. Nitekim Çin'de Wuhan'da bu noktada yaklaşık 76 günlük bir tecritten sonra salgın kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ülke içerisinde. Kontrol altına alındı. Riskler tabii ki var. Yani yurt dışından yeni işte giren vakalarla ilgili veya bunun dışında Allah göstermesin o mutasyon yani hem bu virüsün insanlarda hastalık yapmasını olanaksız hale getirecek bir mutasyon da olabilir. Farklı, daha tehlikeli bir mutasyon da söz konusu olabilir. Yani biz bu anlamda kesinlikle izolasyona, sosyal izolasyona, evde kal çağrılarına çok sıkı bir şekilde uymak mecburiyetindeyiz. Yani bunu yapmadığımız takdirde çok büyük sorunlar yaşayabiliriz ve sistemimiz, sağlık sistemimiz ne kadar yeterli ve iyi düzeyde olursa olsun öyle bir noktaya gelir ki bu bizim sürdürülebilir olmaktan sistemimizi çıkartır ve bu noktada çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız. Türkiye şu ana kadar süreci yönetilebilir düzeyde tuttu. Vaka sayımızda evet artış var. İşte kayıplarımız da var ve artıyor. Ama bunların hepsi kontrol edilebilir bir düzeyde. Ben bu önlemleri sıkı bir şekilde toplumsal olarak da duyarlılık içerisinde takip ettiğimiz
takdirde birkaç hafta zarfında belli bir pilot düzeyine gireceğimize inanıyorum. Bunun için aman tedbir ve yani son derece ciddiye alarak bu süreci toplumsal olarak tamamlayalım derim. Peki şu maske konusu çok büyük tartışma konusu oldu. Belki biraz magazinleşti de siz de mutlaka takip ediyorsunuz. Evet. Şimdi gelinen noktada benim gözlemim ve bize ulaşan bilgiler ve şikayetler de o yönde. İnsanların maskeye ulaşmasında, maskeyi bulmasında bir sıkıntı var gibi görünüyor. Bir de tabii maskelerin, yani günlük maskelerin belli bir saatte kullanım ömrünün doluyor olması bu maske konusunu birazcık daha sanki karmaşık hale getiriyor. Sizin gözleminiz nedir? Burada yeni tedbirler düşünülüyor mu acaba? Şöyle, bütün dünyada maskeyle ilgili tabii böyle bir salgın, her ne kadar işte Türkiye'de geçtiğimiz aylarda bir pandemi yani çalışması yaptı Sağlık Bakanlığı nezdinde. Ama açıkçası tabii bu böyle beklenen düzeyin çok ötesinde bir salgınla dünya karşı karşıya kaldı ve maske de dünyada çok ciddi bir sorun haline geldi. Bu çerçevede biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve ilk günlerden, yani daha işte salgının görüldüğü veya hatta görülmediği günlerden itibaren maske ihracatı ön izne tabi oldu. Ve bu anlamda bunu sınırlandırdık. Şu an geldiğimiz nokta itibarıyla işte belediyelerimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, özellikle toplu taşıma ve pazar yerlerinin girişlerinde bu maske dağıtımlarını şu anda sürdürüyor, sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada tabii biz maske satışını yasakladık. Şundan dolayı yasakladık. Çünkü ne yazık ki bazı fırsatçılar her zaman oluyor. Ve bunlar bu maskeleri üretilen veya maliyetinin çok üzerinde rakamlarla satma yönünde bir, yani şu zor günlerde böyle bir ticari kaygı içerisinde ne yazık ki hareket edenler oldu. Elbette sektörle de biz sürekli temas halindeyiz. Biz halkımızın sağlığı adına bu noktada son derece ciddi adımlar ve tedbirler ortaya koyduk. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz hafta bunu ilan etti. Devlet sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki bütün vatandaşlarına bu maskeyi temin edecek. Bunu da temin ediyor. Tabii bunu vatandaşlarımıza ulaştırılması çok kolay değil. 50 milyon insandan bahsediyoruz. 5 maskeye bunu çarptığınız zaman 250 milyon maske bir hafta içerisinde verilmek durumunda olacak. Bir ayda 1 milyon maskeden, 1 milyar maskeden bahsetmek durumundasınız. Ve hemen bunları, bu cümleleri kurarken bir ülkenin bir başka ülkeye sipariş verdiği bir maske ürününü üçüncü bir ülkenin el koymasıyla ilgili süreçler yaşanıyor. Bakın, dünyada hiç inanılır. Yani daha önce anlatsalar böyle bir şeye inanmazdık. Evet. Yani bunlar korkunç şeyler. Dünya bunları yaşıyor. Türkiye bu noktada her türlü hazırlığını yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın bünyesindeki USAŞ firması, yine bizim milletvekilliğimizin ilk günlerinde kurmuş olduğumuz bir ulusal bir şirketimiz bu. Bunu Türkiye'nin tabii üretimini de gittikçe artırarak ve devlet bu maskeleri üreticilerimizden alıyor. Sadece maske değil, tulumlar, işte cerrahi gömlekler ve diğer kullanılan malzemeleri biz devlet olarak alıyoruz. Ve bu çerçevede gerçekten çok önemli bir planlamayı gerçekleştirdik. Evet, bunun halkımıza dağıtımıyla ilgili yani bazı aksaklıklar olabilir. Onu da en kısa süre içerisinde gidereceğiz. Maske konusunda da Türkiye dünyada örnek gösterilen bir ülke konumunda, çok önemli yayınlar var bu çerçevede. Evet, yani birkaç gün içerisinde bu sorunu çözeceğiz. Şimdi İstanbul'da yanılmıyorsam sadece İstanbul'u kapsıyor. Yani eczanelerde bu dağıtım olayının organize edilmesi gibi bir durum ortaya çıktı. Bursa içinde böyle bir düzenleme yapılabilir mi acaba? Yani bu eczacı odalarıyla birlikte devletin bir organizasyonudur. Yani devletin vereceği maskeleri işte İstanbul'daki eczanelerin dağıtması noktasında sadece bir organizasyon olamaz. Bu çerçevede bizim
gerçekten yani İstanbul özelinde bunun öncelikli olması anlamlı. Çünkü İstanbul son derece önemli bir yurt dışı trafiği hava alanlarıyla yöneten bir şehrimiz. Bu anlamda riske de en açık bir şehir olma durumunda durumundaydı ve bunun yani bedelini yaşıyor. Bu çerçevede gerçekten yani İstanbul bu noktada biraz vaka sayımızın da daha fazla olduğu bir ilimiz. Yani İstanbul'a öncelik, bu anlamda öncelik verilmesi son derece doğaldır, tabidir. Ama Bursa'da İstanbul'a çok yakın, işte özellikle otobanla 45 dakikalık bir mesafede bir şehir konumunda. Şu an tabii yani şehirler arası şeyimiz, irtibatımızın durdurulması son derece Bursa için de anlamlı oldu. Yani bu çerçevede hep birlikte bu süreci yani işte daha riskli bölgelerle, daha az riskli bölgelerle birlikte yönetme durumundayız. Hı hı. Sayın Eskin, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Son olarak gündeme gelen bir konu vardı. Onunla ilgili düşüncenizi de merak ediyorum. Tabii aslında sağlık çalışanları bugüne kadar hep şiddet konularıyla gündemimizde oldu. Aslında bu salgın bize sizler gibi sağlık çalışanlarının kıymetini de öğretmiş oldu. Hani hastaneler için denir ya, ne eksikliğini göstersin ne de Allah düşürmesin, eksik de etmesin Allah derler. Düşürmesin derler. Biz de sağlık çalışanlarının kıymetini bu vesileyle anlamış olduk. Şimdi tartışma konularından bir tanesi şu: bu süreçte maalesef hayatını kaybeden sağlık çalışanları için bir görev şehidi statüsü getirilir mi, getirilebilir mi? Acaba böyle bir konu var mı gündemde, bununla bitirmiş olur? Var. Böyle bir konu da gündemde var. Yani bu pandemik salgın süresince işte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızla ilgili böyle bir gündemimiz var. Yani bunlar, ben meclisteki konuşmamda da işte Cemil Hoca, rahmetli Cemil Hocamız ki Ok Meydanı hastanemizi açtık biliyorsunuz yeni. İlk sağlık şehidimize ismini verdik. Cemil Taşçıoğlu hocamızın ismini verdiğimizi ifade etmiştim. Ve onlar zaten bu milletin kalbinde, gönlünde manevi şehitlerimiz. Ama tabii o devletin bu noktada şehitlikle ilgili prosedürler içerisine dahil edilmesiyle ilgili bir gündem var. Tabii bu sağlıkta şiddetten ayrı bir gündem. O süreçte de yani bunun lehinde biz de çabalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekten devletin yani hem çalışanların yani sadece bu hastalığın işte bittikten sonra da bizim hayat devam edecek ve bu çerçevede çok önemli çalışmalarımız var. 2 milyonun üzerinde gelir düzeyi düşük olan vatandaşlarımıza devletin nakden ödediği işte biner liralık rakamları hemen gönderdik. 3 milyarlık belediyelerimize, bütün belediyelere bir yardımı devlet gönderdi. Muhtasar KDV ve SGK primlerinde yani işte bir öteleme, 6 aylık bir ötelemeyi gerçekleştirdik. Yine kısa çalışma ödeneğiyle, yani bizim işverenlerimizin istediğimiz tek şey bu işten çıkartmalar olmadan bu sürecin hep birlikte yönetilmesi. Bunun için destekliyoruz. Ve yani bu şartla destekliyoruz. Yani bugünler bir gün bitecek ve bittiğinde de biz hayat devam edecek ve hayatın devamı noktasında en az hasarla biz bu süreci Türkiye olarak geçirme gayreti içerisindeyiz. Toplumsal dayanışmayı çok iyi bilen bir milletiz biz. Bu noktada yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz de son derece önemli bir misyon ifa ediyorlar. Büyükşehir Belediye'mizin bu anlamda attığı önemli adımlar var. Sürecin ilk günlerinden itibaren ben gerçekten Bursa'daki yerel yönetimlerin çok iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Bakın, temel gıda kolisinde ayda 30 bin
Yani bu Nisan ayı içerisinde en az 30 bin temel gıda kolisine ki mükellef bir paket bu. Yine her hafta 10 bin vatandaşımıza yine ücretsiz olarak yani ayda 40 bin tane pazar alışverişini Büyükşehir Belediye'miz ulaştırıyor. Temel hijyen kolisi yine ayda 30 bin aileye ulaşıyor. 60 yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın alışverişlerini yine yetkililerimiz gerçekleştiriyor. BESAŞ günde 30 bin ekmek dağıtıyor. Ayda 900 bin, 1 milyona yakın ekmeği dağıtmış olacak. Sosyal kartımız yine devrede. Mart ayındaki işte suyla ilgili %50 indirimli olarak yansıtacağız. Asla su kesintisine hiçbir şekilde gitmiyoruz. Toplam 130 bin haneye bu ay içerisinde 130 bin haneye sadece Büyükşehir Belediye'miz ulaşacak. Diğer belediyelerimiz Osman Gazi, Yıldırım başta olmak üzere diğer belediyelerimiz de sürecin içerisinde çok yoğun, aktif olarak görev yapıyorlar. Ben emeği geçen bütün kamu görevlilerimize buradan teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza başta olmak üzere bütün bu süreç içerisinde fedakarca çalışan yetkililerimize, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Toplumumuza bu anlamda yani bu tedbirlere uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Birlikte bu süreci inşallah aşacağız. Bu noktada birkaç hafta daha sabır ve aman tedbir diyorum. Bu anlamda biz de elimizden geldiğince gerek Ankara'daki yasama faaliyetlerini sürdürüyoruz tedbirlerimizi alarak. Bu süreci en doğru bir şekilde halkımızın yanında tamamlama gayreti içerisindeyiz. Evet, çok teşekkürler Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Doktor Mustafa Eskin verdiğiniz bilgiler ve değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Bursalı hemşerilerime de saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum inşallah. Sağlıkla bu süreci tamamlayalım diyorum. Şu anda cuma saati ve cumalarını da tebrik ediyorum. Evet, efendim Doktor Mustafa Eskin'le birlikteydik canlı yayında. AK Parti Bursa Milletvekili koronavirüsle ilgili son bilgileri ve değerlendirmeleri aldık kendisinden. Tekrar görüşmek umuduyla, hoşça kalın.